Merhaba GüreşTürkiye.net severler. Haftanın SmackDown değerlendirmesiyle birlikte Hikmet Zeybek, Rising Generation, Luke Evans, Eren Nur ve Salih Arandı, Hitlak Master'la beraberiz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ben de Buğra Gür bu arada tabii. Şöyle doğru. Şöyle şey yapalım. Konvertibilite edelim. SmackDown bu hafta başlangıç sloganımız eşek sudan geldi mi oldu? Hikmet, nasıl bir SmackDown oldu? Road to WrestleMania'nın SmackDown'larını nasıl buluyorsun? Valla iyi başlar gibiydi yani. Biraz ortalama üstü bir şey ama nasıl diyeyim, ana olaylar kısmında bakarsak iyiydi bence. Ya zaten sadece ana olay üzerinden yürümüyor mu SmackDown? Yani doğru. Zaten 2 saat show var, yarım saat ana olay. Geri kalan 1,5 saat reklam ve boşluklardan ibaret. Ya maalesef gerçekten çok ana, yani senaryo olarak epey yalnız. Gerçi bu hafta biraz zenginleştirmeye çalıştılar ama yani çok iyi olmadı ya. Özellikle WWE Championship, Shane McMahon etrafındakiler ve United States Championship etrafındakiler olarak. Mesela kadınlar şampiyonluğundan bahsedebileceğimiz ufak bir segment oldu. Hele şükür WrestleMania'ya 3 hafta kala. bilmiyorum. Geleceğiz. Segment, sıra sıra segmente geleceğiz ama genel olarak SmackDown'un tutuk olduğunu söyleyebiliriz. Chatbox'a da aynısını aynı soruyu yöneltiyorum. O zaman SmackDown açılış segmentinden başlayalım. AJ Styles Fastlane'den sonra ilk zaferini kutlamak için SmackDown'da şovu açan isim oluyor. Ve hani John Cena'nın onu spiker masasına attığı zaman kaybedeceğini düşündüğünden bahsediyor. Ve hiçbir zaman inanılmazlar imkansız değildir diyerek galibiyetini taşlandırdığını da ekliyor. WrestleMania'ya bu şampiyonluğuyla gittiğinden ve WWE şampiyonu olmanın verdiği ağırlıktan bahsediyor. Güzel bir promo kesiyor. Ardından Shinsuke Nakamura geliyor. Nakamura AJ'yi çok sevdiğinden ve aynı yoldan geldiğini eklemişti AJ promoda. O da indilerde ya da diğer yan federasyonlarda güreşerek WWE'ye geldiğinden bahsetmişti. Kader ortaklıklarını doğruluyorlar. Ve WrestleMania'da Nakamura AJ'yi yenerek ünvanın yeni sahibi olacakmış. Bu senaryo bundan sonra çok ilerlemeyecek gibi. Nasıl ilerleyeceğini de bir sonraki segment senaryosal anlamda bazı izlenimler edindi. Hikmet, ne diyorsun? AJ Styles Nakamura. AJ Styles Nakamura biraz nasıl diyeyim, böyle hani ilk başta bir Dream havası verilecekmiş gibi bir lanse oldu. Bildiğiniz gibi geçen sene. Evet, bu kimin rüyası? O öncelikle bu onu kimin sormak lazım. Bu rüyayı bu rüyaya yaptınız yani? Bu kimin rüyası? Bu New Japan Pro Wrestling'in rüyasıydı. Evet. Gerçek olduktan sonra Vince Paşa'nın da hoşuna gidince abi, o da burada tekrarlamak istedi. Ya WWE ile gerçekten New Japan Pro Wrestling çok farklı ya. Yani bilmiyorum. Neresinden tutsam farklı yerde elde kalıyor yani. Ne dersin sevgili Salih? WWE'deki AJ Styles işte Nakamura ile NJPW'daki Nakamura AJ Styles. Orada biraz daha çoklu maçlar üzerinden yürüyor feud'lar yani. Stable'lar arasında oluyor aksiyonlar. Dağılıyor yani. Direkt birebir aksiyona girmiyorlar. Ya bir de WWE'de tek sunduğun şey ring içi değil. Birçok yan etmen var. Hani o AJ Styles büyük bir güreşçi ama bence harika bir süper yıldız değil. Ya tabii da ki harika bir süper yıldızsa karşısındakinin de onu tamamlamasını bekleyen bir süper yıldız. Mesela bir Drak değil ya da bir John Cena değil. Senaryoyu işlerken bize o yetiyi gösteremiyor. Kuzey demiş. İki büyük ismin ana kemer için yılın en büyük şovunda karşı karşıya gelmesinden büyük reklam olamaz diye. Sevgili Eren Nur. Evet.
Ne diyorsun? AJ Styles Nakamura. Ya kesinlikle New Japan'de hani bir bal çaldılar milletin ağzına. Hani baktılar WWE'de hani bu iş para getiriyor diye bu iki ismi yeniden karşılaştırmayı denediler. Zaten Money in the Bank'te küçük bir şey görmüştük. Sürtüşme. Spot. Evet, spot görmüştük. Yani bayağı reklam getirisi olur ama hani şu anda Feud'un işlenişi hani birazcık pasif kalıyor. Tam AJ Styles gayet elinden geleni yapıyor ama işte Nakamura'nın hani dil sorunu çok büyük bir engel hani bu akıcılığın daha iyi olmasında. Ya ben buna şöyle biraz bir genişlik getireyim. Hani dil sorunundan çok şöyle bir durum var. Biz hani bu feud'u kesinleştiğini Royal Rumble'da anladık biraz. Ama Royal Rumble'dan sonra hiç Nakamura'da bir galip havası yoktu. Kazandığım havası yoktu. Ondan dolayı hani sırf dil sorununa bağlan bence hata olur. %100 hani katılıyorum. Ya ben çünkü Roman Reigns'i eledi Nakamura Rumble'da. Abi bana hiçbir zaman Roman Reigns'i eleyen güreşçi edası yaratmıyor Nakamura ya. Evet. İnanmıyor. İnsan inanması gelmiyor. Engelli hareketler. Bu ne kardeşim? Yani doğru uzun gözükmedi yani. İki haftadır. Bu arada Hikmet dedi. Biz bunu Rumble'da anlamıştık. Gerçekleştiğini demiştim. Ben bu haftaya kadar hiç yani böyle bir şey hayal etmediğimi fark ettim. Nakamura bu izlenim bana vermiyor abi. Fatih Dişka'ya demiş. İstedikleri kadar büyük ring içi yeteneklerine sahip olsunlar. Fakat beni promolar segmentlerde ilgilendiriyor. Nakamura bu konuda vasat. Ne diyorsun? Segmentler vasat. Ve... Vasat mı yani sadece? Vasat. Vasat. Evet, YouTube çevirmenlerimizden olan Hikmet Zeybek Rising Generation. Ne diyorsun bu soruya? Yani Nakamura sırf mikrofon vasatlığı üzerinde değil hani nasıl diyeyim diğer yetenekleri de kötü. Bunu sırf mikrofona bağlamak olmaz. Güreşte hani nasıl diyeyim modern güreşte hani Amerika'da yapılan bu şeyde önemli olan en önemli olan şeylerden biri de hikaye. Hani hikayeyi bağlama. Nakamura'nın hikayeyi bağlayabilmek gibi bir özelliği yok. Zaten AJ'de bu konuda zayıf bir yeri olduğu için ikisi bir araya gelince hikaye sıfırlanıyor yani direkt olarak. Evet, Believe That demiş. Şu Nakamura'yı kemerle görmek isteyen var mı ya bu arada? Merhaba demiş. Merhabalar kardeşim. Ne diyorsunuz? Nakamura'yı bu kemerle görmek istiyor musunuz, istemiyor musunuz? AJ Styles bir rakipsiz olduğu için mi kemer reyini kötüdür? Yoksa rakibi olsa kemer reyini tamamlayacak bir kemer tutma serüveni yaşayabilir mi size göre? Eren Nur. Ya AJ Styles'ın o hani reyini Shane'le Daniel'ın çatışması arasında kaldığı için hani kötü geliyor veya işte bu yüzden kötü. Ya çünkü gerçekten çok fazla spot çaldı bu iki başın mücadele çekişmesi aralarında anlaşmazlıklar. En çok AJ Styles'a zarar verdi. Evet, doğru, çok doğru. Evet, Finn Balor demiş. Feud kötü işleniyor diye. Ona oraya da geleceğiz işlenme şekline. Salih sen bir şey diyordun. Charlotte çok benziyor ya Reign'e. Ya SmackDown zaten genel anlamda öyle ya. Maalesef ne yazık. Yine bütün yollar Road Dog'a mı çıkıyor acaba? Hayır, bu hafta güzel şov yazmış ama. Evet, Believe That Roman demiş. Bir de artık şu Elimination Chamber tahmin sonuçları bu hafta içinde gelecek kardeşim. Stephen Turvey mahal daha iyi taşıyordu demiş. Evet. Yani aynı az önce dediğimiz gibi Charlotte AJ Styles benzeşmesi var. Kuzey demiş. AJ'in karşısında John Cena, CM Punk, Drak, Seth Rollins gibi birisi olsun ki vur vurabildiğince promo kesip hikaye işlesinler. Katılıyorum. John Cena karşısında AJ'yi izledik. Yani gerçekten yetenek anlamında ne kadar çok sergileyebilecek olduğunu, yetenek anlamında kendini ne kadar fazla yeterliğe sahip olduğunu bize ispatladı. Özellikle John Cena karşısında bana göre. Ya bu anlamda ya SmackDown'ın kadrosu zenginleşmeli
Ya da aslında SmackDown'da iş yapabilecek isimler var fakat saklanıyor. Mesela bir AJ Styles, Randy Orton feud'u izlemiyoruz. Evet. Ne doğru, olur kesinlikle. Pasif kalıyorlar. Hani bu WrestleMania döneminde böyle bir feud yakışırdı ama United States'te kullandılar. Birleşik Devletler Şampiyonluğu'nda kullandılar. Bakalım. WrestleMania'dan sonra bu hafta The Bar Shake Up olacağından bahsetmişti. Shake Up'ta SmackDown kadrosunun bir revizyona gitmesini bekliyorum. Çünkü bu yetersizliğin onların da farkında olduklarını düşünüyorum. Tıpkı Road Dogg'ın Twitter'da çok güzel şovdu Road Dogg teşekkür ederiz sorusuna rica ederim diye yanıtlaması gibi. Yani bu bir yetersizlik olduğu refleksidir aslında. Hemen akabinde promoyu kesen Rusev oluyordu. İlk maça geçtik. Müsabaka sonunda AJ Styles pes ettirecekken Aiden English ringe giriyor ve AJ'yi bozuyor. Maç orada sona eriyor. Ardından ikisi AJ'yi araya alıp dayak atarken Nakamura AJ'ye dayak atılmasını engelliyor. Ne diyorsunuz? Yani Nakamura bundan sonra her hafta adamlık dersi vererek mi ilerleyecek? Hikmet. Ya hani nasıl diyeyim, biraz daha şey olacak. Adamlık dersi vermekten çok. Bu bir hani AJ ile Nakamura arasını açma adına bir adım görüyorum. Klasik bir adım. Hani AJ diyecek kendi işime kendim bakarım falan vesaire. Biraz daha AJ'yi burada kötü bir adama döndürebilirler yani. Hafiften. Ben onu bekliyorum açıkçası. Sen ne diyorsun Eren Nur? Ya büyük bir ihtimal Nakamura hani AJ'yi daha fazla kızdırmak için, daha fazla şey yapmak için hani onun sürekli işine burnunu sokacaktır. İşte maçlarını, promolarını falan ya da arka alanda önünü kesecektir. Sen maçları yok mu yani? Hayır, AJ Styles'ın SmackDown'a çıkacağı maçları. Veya işte haftaya mesela Nakamura maç yapar, AJ Styles yardım eder. Salih? Normal buluyorum bunları. Biraz daha karşılıklı bir aksiyona girseler. Evet, face versus face feud'u böyle yürür diyorsun. Evet. Daha ne yapabilir ki yani? Finn Balor demiş, böyle yardım etmeleri falan sıkıcı oluyor diye. Etmence de sıkıcı oluyor işte. Etmence de bir ikisi aksiyona giremiyor ha. Rusev'den bahsedelim biraz Hikmet. Ne diyorsun? Evet, Rusev Day. Happy Rusev Day. Ne diyorsun? Ha, Rusev şu anda nasıl diyeyim, çok formda olan, çok formda gösterilen ama bir türlü fırsatını alamayan adam rolünü oynuyor. Herhalde bu kişiler fırsatını da alamayacakmış gibi görünüyor. Yani nasıl diyeyim, çok garip bir şeye dönüştü bu adam. Bir süre sonra yani nasıl diyeyim, böyle komünist isyan yapabilir ya. Gene Rusya'ya dönebilir diyorsun. Şu an Rusev o zaman Çarlık Rusyası mı yoksa Rusya Federasyonu mu? Şu anda nereden komünizme geçecek yani? Bence şu anda dağılan sosyalist Cumhuriyetler Birliği gibi. Sosyal Sovyet pardon. Evet, Jeff Hardy falan hiç bookunmuş, brookunmuş meseleleri yemesinler. Direkt koysunlar SmackDown'a. AJ Styles, Jeff Hardy herkesin ilgi çekici olacaktır. Abi bak, bir isimden bahsediyorsun yani. SmackDown'a bir kişi kurtaramayabilir. Yaş ortalama 39. Ya, her güreş için ideal bir yaş 39. Slipper Smugler, hoş geldin kardeşim. Ya benim pardon. Evet, söyle. Kestim lafını. Benim anlamadığım şey hani o kadar hani destek alıyor Rusev. Hani diyorlar işte kızı çıkıp diyor işte babam işte seyircileri dinliyor, onu bunu dinliyor. Bu adam neden hala yerlerde sürünüyor? Adamın tişörtleri satılıyor, takvim çıkartlar, takvimleri satılıyor. Her yerde Raw, SmackDown, Fastlane, Royal Rumble'da adamın her zaman chantlerini duyuyoruz. Ve hala bir şey yapmıyorlar. Adam Cesaro'yu dinlemedi ya. Yani bana normal geliyor. Artık desteğe bakmıyorlar ya. Ama açık ilk AJ Styles'a maça çıktı ya.
Nakama maçı da iyiydi yani, pardon, fena değildi. Bence güzeldi. Güzel tekme attı. AJ Styles demiş, Nakamura'nın Styles'ın hikayesi konusunda bu denli zayıf kalması normal. Bu adamlar yıllardır WWE'den daha düşük tempoda, daha az hikaye odaklı yerde güreştiler ve bu şirkete gelir gelmez uyum sağlamalarını beklemek saçma olur. Nakamura bir 2 senedir, AJ Styles de 3 senedir şirkette zannedersem. Ki yok, zaten çok farklı yok aralarında. Yok biri ya. Iki... Ya hayır, yani 2-3 sene gelişmek için ideal bir süre olabilir diye diyorum. Aynen aynen. Ki zaten şovların buklanış biçimi de ortada. Nakamura'ya üzülüyorum. Ne diyeyim demiş. Nakamura Sinameki'dir demiş Serdar Ali. Katılıyorum. Vince'in Rusev Day chant'inden hoşlanmadığına yönelik haberler çıktı. İlginç. Sen böyle bir güreşçiye gimmick verirsin de bu atılan chant'lerden dolayı niye hoşnutsuz kalırsın? Sonra ya ömür satarsın yani. Ben bunun biraz çarpıldığını düşünüyorum. Tabii canım ya. Hikaye işin yok, hikaye yok. Boyutu. Şu olay nasıl diyeyim? Vince böyle güreşçi, yani nasıl diyeyim? Oradaki olay dışı her şeye karşı bir adam. Yani diğer şeylere de karşı, diğer çentlere de karşı, böyle alakasız çentlere. Adam diyor olay ki heel ya da face olsun. Yani heel çent alsın, face çent alsın. Face kişi aynen duğulanmasın. Ha, kalıp heel, doğru diyorsun, doğru diyorsun. Heel güreşçi heel çent, dediğin gibi heel tezahüratlar alsın. Bu yuhalansın sürekli istiyor. Sevilmesin istiyor. Ama günümüz güreşi bence iyi adam kötü adamdan çok farklı ya. O gerçekçi yıkalı çok oldu ya bence. Ya bence de çok kesinlikle oldu. Evet. Evet, arka alanda Jimmy ve Big E var. Arkadaşlar Bludgeon Brothers'ın kardeşlerini dayak yemesinden ötürü Bludgeon biraderlere, kardeşlere kızgınmış ve canlarını okuyacakmış. Big E ile Jimmy oldukça iyi bir ikili gibi görünüyor arka alanda ve ardından reklamlardan döndüğümüz zaman AJ Styles ile Nakamura tekrar arka alanda karşılaşıyor. Bakın senaryo o kadar zayıf ki 3-4 defa adamlar yani bir arka alanda anılıyor ya da karşılaşıyor falan. Ya bu bir belirtidir ya, bu bir reflekstir. Şirketin, evet, senarist ekibinin gösterdiği bir reflekstir. Bir yukarıdan baskı olduğuna işarettir yani. AJ diyor Fastlane'de yardıma ihtiyacım yoktu. Bu gecede yardımına ihtiyacım yok. Sevgili Nakamura diyor. Nakamura da WrestleMania'ya kadar her hafta sana yardım edeceğim AJ diyor. Ve ardından oynak oynak hareketler yaparak diyor. Aa! Allah Allah. Bu Nakamura niye böylesin kardeşim ya? Ne diyorsun? Ya, bu... Evet söyle Hikmet. Bu adam psikopat. New Japan'da da psikopat. Yani nasıl bir psikopatlık seviyesini Nirvana'ya çıkardı, deliye dönüştü ya. Acaba ne zaman delirdi? Çok merak ediyorum. Ya, önceden bakıyorum normal yerli yerinde adammış. Kim? Bence... Bedir'le takım olduktan sonra ben delirdi ya. Kemer aldıktan sonra. Evet, Şafak güzel taklidini yapıyordu Nakamura'nın da. o da onda Şafak'a da analım, bir dahaki sefere yaptırırız. Ardından evet, maça geçiyoruz. Jimmy Uso, Big E, Bludgeon Brothers karşılaşıyorlar. Bludgeon kardeşler ringe girer girmez karşıdakilerin üzerine gelmesiyle sürprizle karşılaşıyor ve hani ellerinde masalar, sandalyeler, Big E ile Jimmy intikam alacakmış gibi dalıyor bu arkadaşlara. Bu enstantanenin hemen ardından reklamlara geçiyoruz. Reklamlardan döndüğümüzde maç başlamış oluyor ve Bludgeon kardeşlerin adeta nefes aldırmadığı bir maçta çok üstün bir şekilde, hatta squash denebilecek üstünlükte denmez de onu andıran bir üstünlükte Bludgeon kardeşler kazanıyor. Takımlar kemeri şampiyonu kim abi bu brandde? Usolar. Yani bu ikili mi iyi olmadı New Day, Bludgeon Brothers'ın, Bludgeon Brothers diyorum, New Day ile Usolar'ın iki mixed hali mi iyi olmadı? Yoksa Bludgeon kardeşler farklı bir Nirvana bir seviyede mi giriş yaptı roster'a? Sence Hikmet? Abi bence nasıl diyeyim, biraz
önceki maçtan da yıpratmalar vesaire olduğundan yani onun etkisini göstermek adına bu maçta ezdiler yani. İşte bundan sonra da üçlü maça bağlayacaklar büyük ihtimalle. Hani bir hafta belki bir hafta bir bu Bludgeon Brothers'ın da, dayak yediğini görebiliriz bence kalabalıktan ötürü. Evet. Bludgeon Brothers çok güçlü bir giriş yaptı. Sevgili chatbox halkına soralım. Bludgeon Brothers neler yapabilir tek tim divizyona diye ve Erem Nur. Evet. Baltacı kardeşler. Ne? Ne? Hayır. Öyle bir şey yok. Evet. Ya maçın içinde hiç mi bir kere yemezler ya şeyi hani hareketleri? Norsel hani Roman Reigns'e laf atıyoruz hani o hani bir tık daha yiyor ama bunlar hiç yemiyor ya. Bir tekme atıyorsun adam böyle ancak sersemliyor. Aa, 5 saniye bir bakıyorsun adam dimdik karşında. Hani yani çok fazla abartılıyor gibi geliyor bana. Hani çok fazla momentum topluyorlar. Umarım boşuna patlamaz o momentum. Salih ne diyorsun Bludgeon Brothers? Ya sert sonuç çok açık şey yani. Bray Wyatt'ın White family ailesi hep böyle başlayacak. En sonunda kaybeden taraf olacak. Braun Strowman da öyle. Ardından Bray Wyatt'ın yanında birleşecekler mi en sonunda? Sonra bir daha alacaklar. Tilki'nin Kürtçü dükkanı kariyer meselesi yani. Gibi. Bellas Legacy demiş. Çok fazla canavar geldiler ya zor olabilir toparlaması. Bayezid demiş. Baltacı kardeşlerin WrestleMania sonrası Odors of Pain ile Feud'a gireceğini düşünüyorum. Güzel olabilir de. Doğru. Kesinlikle. Güzel olabilir ama aynı nasıl diyeyim WWE okulunda ne karar verir onu bilemedim. Evet maçtan sonra da tekrar Baltacı kardeşler dayak atmaya devam ediyor. Reklamlara giriyoruz ve ardından Sami Zayn arka alanda Kevin Owens'ı suçluyor. WWE şampiyonluğunu kazanamadıysa bu Kevin Owens'ı sayesinde demiş ve Owens egomanyak biri diyor. Ve ardından beklenen sonun başlangıcının SmackDown kadınlar kemerini görebileceği en büyük kabusun geldiğini işitiyoruz. Charlotte çok dostane ve asil bir şekilde Asuka'yı SmackDown'da ağırlıyor. Charlotte uzun süredir kemeri tutuyor SmackDown'da ve WrestleMania'daki şampiyonluk maçı için hiç daha önce yenilmemiş birinin kendisini tercih etmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade ediyor. Asuka gibi biri kendisi gibi biriyle hiç bugüne kadar karşılaşmamış. Onun için Asuka'nın serisi önemsizmiş Charlotte Flair için. Zaten WrestleMania'da seni yenip karnemi güçlendireceğim diyor. Sence Hikmet, Charlotte yenebilir mi Asuka'yı WrestleMania'da? Ben korkuyorum. Ciddi ciddi korkuyorum yani. Niye? Bu bir kabus görebilir miyiz diyorsun? Yani büyük bir kabus göreceğiz gibi hani nasıl diyeyim. WrestleMania'dan iki tane Japon şampiyon çıkabilir. Çok doğal bir şey olur bu yani. SmackDown'u Japonlar mı ele geçirdi? İkinci Dünya Savaşı'nda galiba olmayan mı oldu? Olabilir. Bu bir şey olabilir. Bir saldırı olabilir. Ondan sonra Amerikalılar bunu Seth Rollins ve bakalım kimle. Ya bu Asuka Charlotte yenerse önünde kimse de kalmayacak. Kim yenecek tabii. Kim yenecek bu kadını ya? Charlotte yenince de kalmıyor. İki ucu da kötü değil. Federasyonda herkesin Brock Lesnar olması ya. No contest falan diyecek. Evet Finn Balor demiş. Rav'ın takım divizyonu çok kötü durumda. Odor Sokman Rav'a gider. Onu da değerlendireceğiz. Bu haftaki NXT radyo değerlendirmesinde. Mutlaka dinleyin. Salih sen ne diyorsun Salih? Charlotte sence yenilmezlik serisini bitirebilir mi Asuka'nın? Bitirebilir. Ama bitirmez yani. Daha WrestleMania için erken diyorsun. Erken bence. Ya şimdi bu kadın ama gerçi çoklu maçlarda da kaybedebilir kemeri. Onun için çok bir şey söylemek mümkün değil. Ardından Charlotte sözlerini bitiriyor ve
Asuka neden Charlotte'ı seçtiğinden bahsediyor. İmkansıza meydan okumayı severmiş Bayan Asuka. Charlotte kraliçe olabilirmiş ama kendisi imparatoriçeymiş. Ardından da sürekli söylediği çentine ekliyor. Bunun sebebi tamamen Japonya'daki rejim. Ben buna inanıyorum. Asuka kimseye hazır değil diyor. Evet, seni dinliyoruz sevgili Eren Nur. Lütfen. Ki Asuka kimseye diz çökmez. Çünkü Asuka kimseye hazır değil. Mottomuz bu. Yani güzel oldu. 3 gün üst üste sevdiğim favori güreşçimi şovlarda aktif olarak görmek gerçekten sevindiriciydi. Hani ne kadar serimize güvensek de WrestleMania'daki maç için gerçekten hani ben de diken üstünde gibiyim. Çünkü Charlotte hani şu anda kadınlar divizyonunun hani en iyilerinden birisi. Yani en iyisi. Birisi dedim. Şu anda sıralama yapmıyorum. Sıralama yaparsam çok yanlış olur. Yani bir taraftan Carmella var, çantası var. Ne kadar unutsak da onu. Yani bir taraftan Charlotte var. Yani dört tarafımız düşmanlarla çevrili. Yoruldum hani... biliyoruz ama. Bu dava sensiz olmaz. Şimdi 4 saat uygun. 4 yani düşmanlarla dolu. Duruşunu bozmaydın. Yok. Eğilmeydim. Duruşun çakalları korkutuyor. Ya yani gerçekten ben de hani olanları hayretle izliyorum yani. Bir fikrim oluşamıyor. Çünkü iki tane iyi isim karşı karşıya ve çok heyecanlıyım ya. Evet. Ne diyorsun? WrestleMania'da seri mi biter? Kabus mu başlar? Bence güzel günler başlar. Yani seri biter diyorsun. Hayır. Ha. Kabus başlar. Size göre kabus, bana göre çiçek bahçesi. Cennet. Allah Allah. Evet. Ardından yeni şampiyonlardan biri daha ringe geliyor. Gerçi biri daha dedim. Kemer alanlardan biri daha ringe geliyor. Randy Orton, Grand Slam yapan arkadaş. Diyor ki ben zaten umurumda değil bu Grand Slam arkadaşlar. Ben Rud'un saygısını kazandım. İşte Rud benim saygımı kazandı. WrestleMania'ya gidiyorum. Bunların bir önemi yok. Kimse beni durduramaz diyor. Ve Bobby Rud ziyaretçisi rövanş için mi orada diye dinliyoruz. Fakat daha önce duyurulan Jinder Mahal Bobby Rud maçı var. Maça geçiyorlar. Jinder Mahal'de geldiği zaman ringe Orton'u tebrik ediyor. Çünkü Orton Rude'u pazar günü nasıl alt ettiyse Mahal'de şimdi öyle yenecekmiş. Sebebini ise daha önce yaptığı maçları hatırlatıyor. Müsabaka başlıyor ve maçı Callas ile Jinder Mahal kazanıyor. Ne diyorsun? Nasıl bir feud oluyor sevgili Hikmet Zeybek? Valla ben bunu cidden hani nasıl diyeyim anlayamıyorum artık. Güçlü bir feud dönüyor uzun zamandır ama kazançlı çıkan tek tarafın Randy Orton olduğunu görüyoruz. Ki kazanca hiç ihtiyacı olmayan bir adam. Ya böyle iş olur mu ya? Evet, WrestleMania'da ne yapar? Bir kemer daha mı takar acaba boynuna? Benim. Yok ya. Kemer falan takmaz. Bu artık ya büyük ihtimalle Mahal'a verecekler bu maçı. Bana da Mahal gibi geliyor. Ya SmackDown tam bir WWE'nin satış pazarlama alanı gibi değil mi ya? Bir tarafta kadınlarda Japon, erkeklerde bir Japon daha. United States'te bir tane Hindistanlı. Bir Araplara eksik. Artık Muhammed Ali, Hasan Hüseyin bir şey yapacak onlar. Öyle duruyor. Randy amca maç bittiği zaman RKO ile Jinder Mahal'e güzel bir sürpriz yapıyor sevgili Eren Nur. Çok güzel gelmedi mi RKO yaparken? Ya adamın bayağı mesleğiymiş neşeli, gibi. Neşeli, aynen, bayağı neşeli. Ben bir de şeyi anlamıyorum hani kadınlar segmenti bitti. Bir anda Randy Orton geldi ringe. Yani vakit kaybolmasın diye mi böyle bir şey yaptılar? Geçen hafta da aynı. Bobby Roode gelmişti. Geçen hafta da Bobby Roode gelmişti.
Ya en iyi, ama en iyi basış Mixit'e falan bağladın onu ama bunu bağlamadın yani. Ya en iyisi şey ya, Samoa Joe'nun dönüşüdür. Nia Jax'e doğru yürüdü ya, hatırlıyorsunuzdur belki. Aynen. Raw Show'unda çok anlamsız bir return'dü. Yani zamansız bir return'dü. Ya neyse, yani Randy Orton parçayı tamamladı. Yani artık onun başarabileceği bir yani şey kalmadı herhalde, en çok ana kemer şampiyonu olması dışında başka bir şey kalmadı diye biliyorum. Onu da yani, başarmasın bir zahmet. Money in the Bank, Royal Rumble, yani bir sürü hatta iki kere Royal Rumble. Yani sıra salacağını düşünüyorum kemer. Ama Jinder'da bu arada çok fazla hani Miz'in sanki hani Rav'daki Miz'in görevi gibi sürekli araya bozmaya çalışıyor. Doğru. Salih sen ne diyorsun? Jinder Mahal hakkında mı? United States genel olarak feud hakkında. Intercontinental kemeri feud'unun çakması yani. Değil mi? Evet. Ruhat'ta oradan bir şeyler mi çalıyor acaba? Kanka ya bana da pastasını şu sanları yiyor. Olabilir. Ardından reklamlardan sonra arka alanda Rini Young'ın yanında Kevin Owens'ı görüyoruz. Kevin Owens Zayn'e ben ne yaptım oğlum diye soru soruyor ve sen yalancı ve manipülasyon yapan bir insansın diyor. WWE şampiyonluğunu zaten ben hak etmiştim diyerek cevap veriyor. Ve Owens'a Owens Shane McMahon için sürekli ilgi isteyen, en önde yürümek isteyen insan olarak nitelendiriyor Shane McMahon'ı. Her zaman işlerin yürümesi için Owens'a gitmemiz gerekiyor. Buna gerek yok. Daniel Bryan var minvalinde sözler söylüyor gizli özne kullanarak. Owens'ın bu sözlerinin ardından Carmella Naomi maçını izliyoruz. Bayan Money in the Bank briefcase'i sahibimiz Naomi tam iplerden sekecekken roll-up'ı almayı başarıp tuşe ediyor Naomi'yi. Ne diyorsun Eremnur? Bayan Money in the Bank şampiyonu hakkında, briefcase'i sahibi hakkında. Çok yani aktif olmayan bir çanta sahibi oldu. Hani ben hani beni pek inandıramıyorlar. Hani Carmella'nın sıradaki hani bossu kadın neden değil. Hani inandıramıyorlar hani Carmella nasıl böyle bir şampiyon olabilir? Çünkü hani o çanta dönemini iyi geçirmedi. Tamam belki hani çantayı aldıktan bir ay sonra iyi geçti, aktif geçti ama ondan sonrası hani yok. İşte sadece Survivor Series, Royal Rumble esnantenleri var kafamızda. Evet. Hikmet ne diyorsun? Vallahi ben şunu düşünüyorum hani nasıl diyeyim, çok etkili göstermeye çalışma çabaları artık. Çünkü Money in the Bank'in süresi de son günlerini oynuyor artık. O yüzden bir şey deneyecekler hani. Onu da bu yüzden kullanıyorlar. Yani rolü yavaş yavaş almak zorunda artık. Yani SmackDown'ın iki kadın ve erkek olmak üzere iki Money in the Bank briefcase sahibinin de başarısız cash'in yapması ya da çantasını kullanamaması bence SmackDown senaristleri adına büyük bir fiyasko. Ya sorarlar neden Money in the Bank'i o zaman SmackDown'a verdiniz? Yani. Madem kullanmayacaktınız niye SmackDown'daydı? Allah'tan seneye ortak. Ya orada ben zaten anladığım şey şu, Brock Lesnar kemeri WrestleMania'da kaybedecek abi. Olmayan kemere cash'in mi yapacak? Gerçi Seth Rollins yapmış da olmayan kemere. Doğru. Bu tezimin bir anda yanılmış olması kendi kendine. Rollins ama şey çantayla çok dolu dolu geçmişti ya kariyeri. Doğru. Çantanın içinden çıkan yeşil sıvılar. Dean Ambrose. Jinder kemeri alırsa anti-Amerikan karakteri yapar mı demiş Extreme White Sujet. Bence onun modası hala geçti yapmadım ya. Hayır abi hala yapmıyorum yani. Ya arada kesiyordu, o kadar kesmiyor şampiyon olduğu kadar söz alamadığından herhalde. Main event'a geçiyoruz SmackDown'ın. Sami Zayn Owens hakkında, hatta WrestleMania hakkında büyük bir duyuru yapacakmış Shane McMahon.
Ve geliyor ringe, Fastlane'in hakkında hiçbir şeyden üzgün değilmiş. Owens ve Zayn yaptıklarını hak etmiş. Özür de dilemeyecekmiş. Özellikle Owens babası Vince'in kafasını delmiş. Yaptıklarını hak etmiş. SmackDown komisyoneri konuşmaya devam ediyor. Daniel Bryan önümüzdeki hafta geri dönecekmiş. Bugün ise yapması gereken bir duyuru varmış. Kevin Owens da Sami Zayn maçını duyuruyor WrestleMania'daki. Ve tam Here Comes the Money çalmışken, şenlik yapacakken, şovu kapatacakken Shane McMahon, Kevin Owens geliyor. Ve diyor Shane'e, katılıyorum sana Shane diyor. Ama istediğim zaman Sami'yi dövebilirim ama senin bunun için WrestleMania duyurunu beklememize gerek yoktu diyor. Biraz terso yapıyor SmackDown komisyonerine Owens. Ve ardından Sami Zayn geliyor. İnşallah bütün kararları bundan sonra taraftarların isteklerine göre alırsın diyor. Shane, burası fırsatlar diyarı ve ben size SmackDown brandinin güreşçileri olarak WrestleMania'da bulunma şansı verdim diyerek bir lütufta bulunuyor. Biraz ukala bir tavırla. Owens da bundan ötürü teşekkür ediyor. Ancak teşekkürün büyüğünü şimdi göstereceğiz sana diyerek eşek sudan gelinceye kadar Owens ve Sami Zayn ikilisi Owens'ı Shane McMahon'a dayak atıyor. Kafasına işte sandalye geçirip ringin köşesine vuruyorlar. Arka alnına götürüp hönkürte hönkürte dayak atıyorlar. Değişik şeyler oluyor ringde. Hikmet, ne diyorsun bu? Ne olacak bu Shane McMahon, Sami Zayn, Daniel Bryan, Kevin Owens dörtlüsü? Valla şu anda içimin yağları çok güzel bir şekilde eriyor. Shane McMahon tüm yaptığı buradan aldıkların bedelini ödüyor. Çok mutluyum. Çok güzel. Öğre şey yaptı. Yani psikolojim bozuldu ya. Bir de canlı izliyordum. Adam böyle kırmızılık da geçmiş artık, böyle morluğa doğru bir şey. Muazzam temizlenek gibi ya. İfadesi. Bayıldım. Övürüyor yani böyle. Nasıl övürüyor? Yayının başından beri Eren Nur üst solunum yollarını temizliyor ya. Ondan daha fena bir övürme. Ne? Ya ne diyorsun ya? Yalan mı kızım? Ya, hastayım, ne yapayım? Kuzey demiş. Yok, espri yapıyoruz. Sen istediğin zaman hasta olabilirsin. Kuzey demiş. Teşekkür ederim. WrestleMania'daki keşin yaptırmıyorlar. Düşünüyorlar. Biraz bakınca Carmella'nın kemer kazanışından Seth Rollins'e benzetilmeye çalışılıyor ama olmuyor. Kuzey, hiçbir şey anlamadım. Anladıysan diyor ki Triple Threat'i çevirecekler maç diyor yani. Ha, yok canım ya. Güzel. İkisi de yenilmeden kemer kazanabilecek yani. Güzel, bunu tuttum. Serdar Ali demiş aklıma hala yapamadıklarım da diye. Ne oluyor? Gürültü ne? Ne oluyor? Çok mu ses geliyor? Evet. Çok fazla ses geliyor. Tamam, bir merhaba diyeyim dedim. Tiyatrodan çıktım da neyse o zaman ben çıkayım yine usulca. Tiyatroyu buraya getirdin. Kapat ya. Tamam, hadi gidiyorum o zaman. Hadi. Evet, yayında böyle trollüyorlar. Lantik Finamal demiş. Onu bunu geç de Favol Smallot mu? Ya öf, bu konuyu çok tartıştık. Shane dayak yiyor. Evet. Ne diyorsun sevgili Salih? Benim içim yağları eridi ama bir şey sonra insan acıyor yani. Abi M4 çekmeyin lütfen. Ben acımıyorum. Ben de acımıyorum. Az bile. Keşke bir tur daha dayak atsalardı. Herif morardı ya. Öğre öğre morardı ya. Gece rüyalarıma girdi. Hayatımda dayak yiyen çok insan gördüm de hiç öyle yani uç noktada görmemiştim birader ya. Yalnız çok rahatlatıcı bir video ya. İzledikçe öyle insana öyle rahatlık veriyor. Fresh. Evet, Believe That Roman Carmella'yı şampiyon görmek istiyorum demiş. Yani bir insan niye Carmella'yı şampiyon görmek ister, onun da bir açıklamasını. Ha, Asuka'dan iyidir demiş. Doğru. Katılıyorum. Ne? Hangi evrende yani? Shane'in kaburgasında kırıklar varmış diye Atlantic Finamını not düşüyor. Main Event da böyleydi. Ne olur sizce WrestleMania'da? Sevgili Hikmet. Vallahi takım maçı falan bekliyorum ben ya. Ve
çeşitli dandik aksiyonlardan birini bekliyorum. Kevin olmasa Zayn kazanır bence. Sen Daniel Bryan'ı WrestleMania'da izlemeyi bekliyor musun sevgili Eremnur? Ya bence o gerçekleşmeyecek gibi ya. Adam hani inatçılar doktorlar hani güreşmeyecek diye. İlla ki çıkmayacak hani bu. Ya özel bir hakem olur ya da yani özel hakem olur üçlü maç yapılır. Salih, WrestleMania'da sence ne olur? Ve chatbox halkına soruyoruz son bence olarak. Bence yine tek team maça çevirirler. Çünkü triple threat maça çevirince maçın motivasyonu ne olacak ki? Yani kemer maçı, kemer adaylığı mı olacak, ne olacak? Muhtemelen tek team'e çevirecekler. Evet, 5 üzerinden SmackDown şovunu yorumlayacak olursanız yorumcu ekibi. Soracağım. Lunatic Finale demiş. Owens, Zayn, Shane üçlü maç yapar. Bryan özel hakem olur demiş. Hikmet, 5 üzerinden kaç puan veriyorsun SmackDown'a? 3. Sevgili Eremnur. 3.5. Sevgili Salih. 3. Ben de bu şova 3 veriyorum. Ya da 2.5 veriyorum. 2.5'tan 3 diyorum, yuvarlıyorum. Güzel bir şov izledik mi? Fena ortalama bir şovdu. Fakat mutlaka WrestleMania döneminde daha iyileri olmalı diye düşünüyorum. Evet. Kuzey 4 tabii demiş. Ki. Yani WrestleMania'ya daha büyük şovlar yakışır. Atlantic Phenomenal 3 demiş. Finn Balor 3 ya ben WrestleMania demiş. Öncesi bekliyorum hani o büyük şovu. Tabii ki WrestleMania önceleri olmalı hatta. Yani o tempo yükselmeli. Ya haftalar boyunca ama o tempo yükselmeli ki WrestleMania'ya daha çok hype'lanmalıyız. Bir hafta değil. Believe That Roman 2.5 demiş. Ozan 3 demiş. Geç Fener'e 3 demiş. Salim 2 demiş. Evet, Hikmet bir şey diyordun. Ama yani nasıl diyeyim, bence bu Fastlane gibi son pay-per-view versiyonası da iyi başlamalı yani. Raw mesela çok iyi başlamıştı. SmackDown onun kadar iyi başlayamadı. Kesinlikle yani. Böyle bir durum var. Evet. Güzel değerlendirme için, keyifli sohbet için katılanlara ve dinleyicilere çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.